Size Geliyoruz programından merhabalar değerli izleyenler. Bugün Battalgazi ilçemize bağlı Kırçuval mahallesindeyiz. Yanımızda muhtarımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Kırçuval mahalle muhtarı Mustafa Emin Serttaş. Buraya kadar zahmet ettiniz. Bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiğiniz için tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz muhtarım. İlk döneminiz. Evet, ilk dönem. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok şükür. Çok şükür iyi gidiyor. Şu anda da bir sıkıntımız yok. Birkaç tane sıkıntı var. Gezdikçe onları da hep beraber yine göreceğiz. Şöyle isterseniz turumuza yavaş yavaş başlayalım muhtarım. Sivas Caddesi, Kırçuval Mahallesi buradan itibaren başlıyor. Komşu mahalleleri hangileridir? Sancaktar, burası Sancaktar. Burası yıkıldı. Evvelsi gün burası yıkıldı. Bu binamız orta hasarlı. Yıkılacak. Bu binamız da orta hasarlı. İki tane binamız var. Biri Varlık Apartmanı, biri Parancı Apartmanı. Bu bölge aslında 6 Şubat depremlerinden büyük ölçüde etkilenen mahallelerin başında geliyor muhtarım bu bölgeler. %70'i gitti şu anda, %70'i yıkıldı. Halen yıkılacak 9 sene binamız var. Arkamızdaki enkaz aslında yüksek katlı bir yapıydı. Biz de biraz önce denk geldik zaten. Yıkılması planlanıyordu, bekleniyordu. Nihayet yıkılmış artık. Çünkü vatandaşların aslında dört gözle yıkılmasını beklediği yapılardan bir tanesiydi. Burası tehlike de arz ediyordu. Evet. Allah'tan ki bura bir an önce yıkıldı da buradan vatandaşlar da kurtuldu. İnşallah o enkaz da kalkar, daha da rahatlar millet. Kaç gün oluyor peki muhtarım yıkılalı? Üç gün oldu. Üç gündür böyle bekliyor mu enkaz? Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar devam ediyordu. Bugün bitti. Hatta bugün buraları yıkattırdık. Komple mahallemizi yıkattırdık. Şu anda da bizim de 6 tane, 3 tane buradan var bu sokakta. 3-9 tane toplam yıkılacak binamız var. Ağır hasarlı mı, orta hasarlı mı? Okulumuz ağır hasarlı, diğer kalanların hepsi de orta hasarlı. Okul yıkılacak mı? Neyi bekliyor yıkılmak için? Onun daha herhangi bir şey söylemediler. Yıkacağız dediler. Orası zaten rezerv alanına girdiği için orayı yıkarlar. Okulda artık nereye yapacaklar onu da bilmiyorum. Mahallemizin camisi Kırçuval Nebeoğlu Camisi. Hemen sol tarafımızda kalıyor zaten. Hasar durumu nedir? Şu anda hasar yok. Mahallede başka da cami yok. Sancaklar da yok. Ucbağlardan yok. İşte kışlanın başındaki camimiz yıkıldı. Yani şu anda yeni camiye kadar herhangi bir yerde cami yok. Bir tek bura kaldı. Burada kalabalık oluyor. Şöyle turumuza devam edelim. Burası Aytaç Sokağı diye geçiyormuş muhtarım. Aytaç Sokağı, Hafıza Özal Sokak şu anda. Yeni ismi Hafıza Özal Sokak. Peki şöyle ilerleyelim. Aslında birkaç esnafımıza da mikrofon uzatmak istiyorum. Tabii müsaitlerse, onların da bir sorun sıkıntıları varsa iletsinler isterim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ olasınız. Nasıl gidiyor işler? Teşekkürler, iyi, çok şükür. Sizler ne yapıyorsunuz? Çok şükür. Bugün Kırçuval Mahallesi'ni gezelim. Sorun sıkıntılarınızı gündeme getirelim istedik. Siz ne zamandan beri burada hizmet veriyorsunuz? 4 aydır ben buradayım. Daha önce neredeydi yeriniz? İstanbul'daydım ben. İstanbul'dan buraya mı geldiniz? Evet, İstanbul'dan buraya geldim ben. Nasıl karar verdiniz peki? Öyle gerekiyordu. Zor olmadı mı? Yani bir deprem bölgesinde gelip iş yeri açmak. Zaten buralıyım ben. Deprem bölgesinde buraya gelmeye karar verdim. Depremde burada mıydınız? Yok, depremde İstanbul'daydım ben. Daha sonra geldiniz. Evet, daha İstanbul'da geldim. İşler iyi gidiyor mu peki? Çok şükür. Umduğunuzu bulabildiniz mi? Ya işte biraz şehir biliyorsunuz harabaya döndü. İnşallah Rabbim bir daha böyle bir acı göstermesin. Çalışmalar devam ediyor. Muhtarımız sağ olsun burada elinde geleni yapıyor. Kiracı mısınız burada? Hayır, kiracı değilim ben. Kendi, yani mülk sahibisiniz. Evet. Kiracı olmamanız büyük avantaj aslında. Çünkü kira fiyatları şu an gerçekten almış başını gidiyor. Esnaflar da çok şikayetçi. Doğrudur. Kira olsa zaten burada ayakta durmak biraz zor olur yani. Aynı zamanda burada mı oturuyorsunuz? Yok, Göztepe'de oturuyorum ben. Göztepe'de var mı evinizde bir sıkıntı? Az hasarlı. Bir sıkıntı yok yani, tadilat yaptık. Şu an oturuyoruz içeride. Peki var mı iletmek istediğiniz bir sorun, sıkıntı? Teşekkür ediyorum. Kırçuval Mahallesi'ne böyle bir tepkide bulunduğunuz için öncelikle muhtarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. RTV bu akşam 8'de izleyebilirsiniz. Tamam, RTV ve ailesine çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle turumuza devam edelim muhtarım. Burası aslında dar bir yol.
dar bir yol. Yani genel anlamda mahallenin yolları böyle galiba. Şu anda yollarımız dar ama rezerve alanına girdiği zaman burayı 21 metre yapacaklardı. Fakat buraya rezerve alanını almadılar. Rezerve alanını almayınca şu anda burası böyle duruyor. Burada da kalan binamız 6 tane bina. Yani Hafıza Özal sokakta 6 tane bina kaldı. Buradan eski belediye başkanımız Münir Erkal'ın eviydi burası. Şu aşağı köşe rahmetli Turgut Özal'ın eviydi. Onun yan tarafı Recai Kutan'ın eviydi. Yani burası gerçekten en cazip aslında mahallelerden bir tanesiydi. Ama 6 Şubat depremine dayanamadı maalesef. Dayanamadı maalesef. Yani şu binamız da orta hasarlı, orada yıkılacak. İlerideki değil mi? Evet. 3 katlı olan. 3 katlı Bahçeli Sokağı'nın girişindeki. Altta bir tane tek dairemiz kalıyor. İki orta hasarlı yapıda mı yaşıyorlar? Bir binamız yok. Orada yaşayan yok şu anda. Orası boş, orası yıkılacak. Bu yıkımlar da, orta hasarlar da 5 Temmuz'a kadar tekrar uzattılar. 5 Temmuz'u bekliyoruz. Vatandaşlar aslında uzatılmasından yana çok şikayetçi muhtarım. Çok şikayetçi. Herkes önünü görmek istiyor. Şimdi şu binaya bir arkadaşlar bir çekerse o binayı. Sağ taraftaki değil mi? Evet, onu bu binayı çekerse şimdi bu vatandaş bu binasını nasıl yapacak? Yan taraftaki binayı yıktıkları zaman onun arka tarafta kolonunu patlattılar. Yani bunu uzattılar ki vatandaş tekrar güçlendirme yapsın. Bu binanın neresi güçlenecek? Yani ciddi tehlike saçıyor, görüntüsü bile ürkütücü. Evet. Evet. Yani artı bu binaların içerisinde yani bir an önce yıkılsın bizim dememizin sebebi uygunsuz şeyler mi yapılıyor? Yani aşırı derecede burayı mesken tutmuşlar. Yani bunların bir an önce temizlenmesi lazım. Peki vatandaşlar güçlendirilip oturmak istiyorlar mı? Hayır kesinlikle. Peki neden o zaman güçlendirilecek eğer yani kat malikleri anlaşamadıysa? Yani devlet diyor ki yani güçlendirmek istiyorsan evin orta hasarlı güçlendirmek istiyorsan güçlendirebilirsin. Hı-hı. Ama vatandaş işte evi yıkılmış, duvarlar yıkılmış, cam çerçeveyi sökmüşler. O yüzden de kimse yanaşmıyor güçlendirmeye. Umarım sağlıklı doğru bir karar verilir muhtarım. Tek temennimiz o. Çünkü gerçekten büyük acılar yaşadık. Tekrarı olmasın. Maalesef. İşte buraları görürsün. Sağlı sollu komple. Boş tarlaya dönmüş durumda muhtarım. Daha yıkılacak. Çok binamız var. Şu bina da orta hasarlıydı. Onu güçlendirdiler. Karşıdaki mi? Evet. Onu güçlendirdiler. Buralar şurası köşe BİM'di. Burası alışveriş merkeziydi tamamen. Aslantepe Caddesi. Ama şu anda hiçbir şey kalmadı buralardan. Muhtarım deprem anında yıkılan yapı oldu mu? Evet. Yıkılan yapımız hemen bu binanın yan tarafından. Orada da yabancı uyruklular kalıyordu. 2 katlı bir binaydı. Kaybı var mı? Depremden yok. Yaralı vardı. Can kaybı yoktu. İlk depremden orası yıkıldı. İkinci depremin başlamasıyla daha yani deprem hızlanmadan BİM çöktü o zaman burası. Kaç burası katlıydı çöktü. Burası? Bura 5 katlıydı. Burası çöktü. Orada var mı bir can kaybımız? Oradan yok. Yalnız yan taraftan vardı. Şuradaki binada vardı. Kaç can kaybımız var mahallede? 4 tane vardı orada. 2 tane şuradan çıkarttık. Cenaze. Bu yani buradan bayağı vardı kaybımız. Özellikle Akpınar'dan vardı. O ilk depremden yıkılandan. Bayağı can kaybı vardı. Nasıl yetişebildiniz vatandaşların feryadına? Yani o anı bize bir anlatır mısınız? Belki hatırlamak istemiyorsunuzdur. Çünkü gerçekten çok kötü günlerdi. Ama biraz dinleyelim sizden. Yani Rabbim bir daha unutmamak duymasın. Gerekiyor evet, aslında evet, muhtarım. Evet, hep o evet. Yaşanan kötü şeyler de olsa diri tutmak gerekiyor ki en azından önümüzü görebilelim, ona göre tedbirler alabilelim. Yani şu anda Malatya'da deprem bitti mi? Hayır. Halen söylüyorlar yani yer altında kırılmayan daha fay hatlarımız var. O yıkılan bina da buradaydı. Sağ tarafta evet, değil mi? Sağ tarafta. Orası da yıkıldı. İlk depremden zaten biz dışarıya çıktığımız zaman buradan feryatlar geliyordu, bağırtılar. Biz buraya koştuğumuzdan üst kat çökmüştü. 2 katlıydı. Üst kat çökmüştü. Alt katında yarısı çökmüştü, yarısı duruyordu. Buradakilerini çıkardığımız zaman Akpınar'dan binalar çökmüş denildi. Oraya gittik. Oradan bayağı ölü vardı, bayağı vardı.
Yani inan oraya kimse müdahale de edemedi. Zaten ikinci depremden sonra da hiç kimse bir yere müdahale edemedi. Burası okul sokağıydı. Burası. Komple sağlı solu zaten yıkımların evet, gerçekleştiğini görüyoruz. Şurası Aslantepe Caddesi tamamen iş yerleriydi. Burası bizim okulumuzdu. Okulumuz da gitti. Şurada tam çökmeyen bir yapı var. Yani bu orası mu? Evet yıkılacak burası mı? Da, durumu nedir? Yıkılacak. Burada okul. Burası da çocuklar içinde kireçti burası. Burası da kireçti. Şöyle ana baktığımız zaman zaten ne kadar büyük hasarın oluştuğunu görebiliyoruz mahalle sınırları içerisinde. Evet. Zaten bu bölge başta programımızı açarken de söyledik. Çok fazla etkilenen deprem felaketinden maalesef büyük yara alan mahallelerden bir tanesi. Sancaktar olsun, Kırçıval Mahallesi olsun, Uçbağlar olsun aynı şekilde bayağı bir etkilendiğini görüyoruz. Buraları vatandaşlar biliyorlardır zaten. Şimdi görüntülüyoruz aslında bazen soruyorlar bize tanıyamıyoruz. Hani aslında vatandaşların daha önce bu yollardan geçtiğini ama hiç kimse şu anda tanıyamıyor maalesef şimdi, ki yıkımlardan zamanı, kaynaklı olarak. Okul zamanı işte saat 5 olduğu zaman Barbaros Okulu eğer Barbaros Okulumuzda çekerlerse en azından... Bir hasar var mı muhtarım burada? Az hasarlı, şey orta hasarlı burası. Akıbeti ne olacak? Daha belli değil ama büyük ihtimalle yıkarlar. Çünkü burası komple rezerv alanına girdi. Yani burası cıvıl cıvıl oluyordu. Hele okul çıkış saatlerinden. İşte aileler gelirlerdi, çocuklarını almaya gelirlerdi. Buralar hep iş yerleriydi. Buralar komple evlerdi. Ama şimdi dışarıda adam geliyor, evinin yerini bulamıyor. Yani özellikle gelen bir bakıyorum ki gözleri dolmuş haliyle. Eskiye çok fazla yani, özlem var. Yani artı şu anda şehir dışında olanlar yani o kadar can atıyorlar ki Malatya'ya gelmek için. Hı hı. Ama işte bir an önce buralarda toparlanıp da inşaatlar da başlarsa inşallah gelecekler. Buralar şimdi komple rezerv alan ilan edildi değil mi? Şu an üzerinde yürüdüğümüz evet. Sokak. Şu anda buralar rezerv alanında. Ne zaman başlayacak? Peki bir takvim belli mi? Size yani, iletilen bir durum var mı? Büyük ihtimalle şu anda şeyler bitti. Yıkımların ihaleleri verildi. Yıkımlara öncelikle başlayacaklar. Ama büyük ihtimalle sonra Malatya'nın çoğu yeri inşaat alanına dönecek tekrardan. Muhtarım bir sol tarafı konuşmak istiyorum aslında. Şöyle baktığımız zaman tam düzlenmemiş bir alan, yıkılan yapıların olduğunu görüyoruz ama burayla ilgili nasıl bir çalışma yapılacak ya da var mı herhangi bir planlama? Şimdi burası tamamen rezerv alanı. Şimdi gezdikçe göstereceğim. Burası Barbaros, Barbaros'un okulun olduğu kısım. Şu üst caddede Aslantepe Caddesi'ydi. Orası da rezerv alanına girdi. Şu karşıdaki kırmızı bina rezerv alanının içerisinden. Onun sırası yani şu karşıdaki beyaz evden itibaren sağ taraf komple rezerv alanı. Buralar komple yapılacak buralar tekrardan. Buralar komple yapılacak. Vatandaş soruyor mu size yani ne zaman başlayacak artık evimize ne zaman kavuşacağız diye? En büyük soru bu rezerv alanına girdi mi? Benim yerim rezerv alanına girdi mi? Benim yerim yerinden dönüşüm mü? En çok sorulan soru bu. Biz de bunu çevre şehircilikte, dün çevre şehircilikte yine toplantı vardı. Akpınar Mahallesi ile Kırçıval Mahallesi'nin toplantısı vardı. Orada Mehmet Müdürüme de sordum. Rezerva alanına giren yerlerin projesi daha çıkmadı. Yani rezerva alanına giren yerlerin projesi çıksa, yani üzerinden 1,5 sene geçti, az bir sene değil. 1,5 sene geçti. Yani bu ne zaman artık çıkacak bu proje? Bugün aslında tarihler 16 Haziran'ı gösteriyor. Yani 16 ayı bitirmiş durumdayız. Aynen öyle. Yani 17. aydan maalesef artık gün aldık. Yani 16 aydan beridir hala bir gelişme yaşanmıyor. Vatandaş evi rezerv alanda mı değil mi? Yerinde dönüşüm isteyenler, rezerv alan istemeyenler o kadar çok büyük sıkıntılar var ki aslında bu şehirde. Yani vatandaşlar hala bir cevap alamıyorlar maalesef ki. Ümran Hanım ben size şunu söyleyeyim. Allah sizi inansın. Yani bu ilerledikçe yarın herhangi bir şehirde bir sel veya bir deprem olmuş olsa inan Malatya unutulur. Malatya'ya yardım da unutulur. En büyük korku da bu zaten. Evet. Malatya'ya yardım da unutulur. Yani ne yapılacaksa bir an önce yapılmalı. Proje mi çıkacak? Projeye çıkaracaksın.
yıkılacaksa bunların bir an önce yıkımları gerçekleşmek lazım. Çünkü üzerinden dediğiniz gibi 16 ay geçti. Halen şu karşı binayı görüyorsunuz. Yani duvar yok. Orada orta hasar mı? Orada orta hasar. Zaten bu sokak Akpınar'a ait. Burası Akpınar'a ait. Biz sonra döneceğiz. Burası komple yıkılacak. Buralar çarşı oluyor. Alt taraf da komple Akpınar, evet, değil mi? Orada Akpınar. Oralar çarşı olacak. Kolay gelsin. Neyle portacı abla? Mahalle çekimi, sorun sıkıntıları anlatıyoruz. Şöyle ilerleyelim. Biz konuşmuyoruz. Biz konuştuk, direkt içeri alınlar. Yok, niye alsınlar ben sizi? Konuştum, ağır bu mahallede mi oturuyorsunuz? Yok, ben Paşa Göçkü. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle ilerleyelim. Vatandaş dertli muhtarım. Evet. Kime mikrofon uzatsak sıkıntısını, sorununu anlatmak istiyor. Aslında haklılar da sonuna kadar. Haklılar. Yani niye haklılar? Dün diyorlar ki işte 2001'den sonraki yapı denetim olmayan binalara biz bakmadan yıkacağız deniliyor. Yapı denetim 2001'den sonra olduğu için zaten buradaki evlerin en şey evler 30 yaşındaki evler. Yani pek nadir içinde yeni binalar. Diğerleri hepsi zaten eski binalar. Bakın burası... Bakıldığı zaman anlaşılıyor zaten muhtarım. Burası hasarlı, burayı yıkılacak. Ama altı komple dükkan. Yani berberi var, manufaturacısı var, bakkalı var, işte buzdolapçısı var, çay ocağı var. Ve çay ocağının içinde insanlar oturuyor. Ama bina hasarlı bir bina. Ağır hasarlı mı muhtarım? Orta hasarlı. Orta hasarlı. Bu sokakta böyle ilerleyelim, konuşmak isterlerse esnaflarla da konuşmak isteriz aslında. Ya biz, evet, bazen hani eleştiriyoruz esnaflara, diyoruz ki işte canınızı tehlikeye atmayın, ama onlarla da konuşunca işte ne yapalım, gidecek yerimiz yok, ekmek parası deyince de biz de aslında bir şey söyleyemiyoruz bazen. Şöyle selam verelim konuşmak isterlerse tabii ki. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizdeyiz. Sizi tanıyalım. Çok şükür, hamdolsun. Hırçıval Mahallesi'ni gezelim, sorun sıkıntılarınızı anlatalım istedik. Var mı iletmek istediğiniz bir durum? Vallahi iletmek istediğimiz şu anda bizim bulunduğumuz yer rezerve alanı. Üst kat da orta hasarlıymış galiba. Tamamı orta hasarlı da bazıları söküm yaptılar. Fakat bize ne bilir ne de bir şey söylenmedi şu an için. Tedirgin değil misiniz burada hizmet verirken? Tedirginden ziyade yani bugün dükkan açık, yarın ne yapacağımız belli olmuyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya şimdi bura ne zaman yıkılır? Zemin etüdü yapıyorlar şu an bildiğim kadarıyla. Yani bize ne önerilir? Yer, şöyle konteyner yazdırdık ama bize bilgi verilmedi. Onun için mağduruz. İşler nasıl gidiyor peki? İşler valla evde durmaktan iyi. Yani başka bir şey. Bu bölgeler aslında komple yıkıldı zaten gezerken burada gördük. Komple yıkıldı. Yani burada işlerin biraz durgunlaşmasına sebebiyet biraz vermiştir değil, aslında. Yetti yani, ne olur işte tek tük burada gelen çalışan arkadaşlardan bir şeyler var. Başka kimse yok, yani iş yok. Siz kaç yıldır burada esnafsınız? Ben 31 yıl bitti burada. 31 yıldır buradasınız. Evet. Nerede yaşıyorsunuz, hangi mahallede? Benim evde Kırşoğlu Mahallesi'nde yıkıldı. Kiradayım Şehit Fevzi'de. Şehit Fevzi'de ev tuttunuz. Ne kadar kira veriyorsunuz? 9 lira. Ödeyebiliyor musunuz? Valla ödemek işte takıyor. Mesela ben emekliyim, aylığın üstüne koyup ödüyorum. TOKİ'de misiniz Şehit Fevzi'de, yoksa normal bir ev mi tuttunuz? TOKİ'deki ev tuttum. Peki var mı bir sorun sıkıntınız, iletmek istediğiniz bir şey? Şimdi biz yetkililerde ne yapacağını, yani açıklamaları, biz ona göre önümüze bakak. Yani şimdi ben burada bir şey alamayayım. Bugün mü çıkarırlar beni, yarın mı çıkarırlar? Yani o şekilde gelip geliyoruz. Ürünü de alamıyorsunuz önünüzü yani göremediğiniz için. Ürünü alamıyorsunuz. Mecbur işte tek tük çit bulunduruyorsun. Peki pahalı mı ürünler? Ürünler fiyatlı, çok fiyatlı. Yani ürünler çok pahalı. Vatandaş tepki gösteriyor mu? Gösteriyor, ben olsam da gösteririm. Mesela örnek söyleyeyim. Biz yarım kiloluk kalgonlar vardı. Satıyorduk 50 liraya. Onu iptal ettiler. 250 gramı şu an topta 67 lira. 250 gram onun yarısı. Yani bu mesela ben olsam da tepki gösterdim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle ilerleyelim. Devam edelim.
Birkaç tane de vatandaşımızla konuşalım. Merhabalar. Merhaba. Şöyle oturayım yanınıza. Oturun, çay için, buyurun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ha, yok yok. Orada, İyiyim ona, şu an. Ona, nasılsınız? Sağ ol. Sen aydın. Ne var? Teşekkür ederim. İyiyim biz de. İyiyiz biz de. Sizi tanıyalım. İsim soyisim nedir? Cemil Özhan. Bu mahallede mi oturuyorsunuz? Mahallede oturayım. Taksicilik yapayım. Evim şurada. Nasıl gidiyor işler? İşler yok. Kimse yok. Mahalle boş. Mahallede kimse yok. Bekledik mecburi. Kaç tane araç var durakta? Ben tek varım, kimse yok. Tek başınızasınız. Kimse yok şu durumda. Eviniz ne durumda? Ev hafif hasar. Sağlam evimiz. İki sıkıntı tane, yok değil iki mi? Tane sağlam. Yine bu bölgede miydi yıkılan evleriniz? Buradaydı, bir tane yukarıdaydı. İkisi yıkıldı. Benim oturduğum ev sağlam. Yani hasarlı. Onu da bilmiyorum. Muhtar abimiz diye onu da yakacağız zamanı gelirse sağlam evi. Bakalım ne oluyor. Ama çalışma yok burada ya. Henüz başlamadı yani, rezerv alanlar. Şeyde Çavuşoğlu'nda, o sanayinin orada. Beş konaklarda başladım. Çarşının göbeği. Bir iki yerde başladı. Saray Mahallesi'nde dediğiniz Bentbaşı Mahallesi'nde başladı. Buralar daha başlamadı. Merkezde da bir şey yok. Bayramdan sonra diyorlar ama inşallah yakın zamanda başlar. Ha, bu şartlar demin aşağı gittim. O köşede o kadar ipçi var ama o taştepe göbeğinde. Orayı yıkıyorlar, boşaltıyorlar yani o fırın var, ciddi fırın ve orayı şey yapıyorlar. Burada ne oluyor? Siz Malatya'nın durumunu nasıl görüyorsunuz? Malatya'nın durumu şimdiye kadar kötüydü hele de, bundan sonra inşallah iyi olur. Kaç yılda toparlanır sizce? Kaç yılda? 2 yıl sürer. 1-2 yıl. Heh. İlk defa birinin 1-2 yıl dediğini duyuyoruz. Bitti ha, başladı ha, bitti bak, dükkanlar bitti, bakırcı pazarı bu. Genelde vatandaşlar 5-10 yıl diyorlar da ilk defa bu kadar kısa bir süre söyleyen biri oldu. Şey göz önünde bir genel anlamda soruyoruz. Doğru söylüyor. 5 sene sürer, 10 sene de 5 sene sürer. Peki teşekkür ederiz, kolay gelsin. İletmek istediğiniz bir şey var mı? Çay için. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkürler, teşekkür ederiz. Şöyle devam edelim. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba ablacığım. Benim ismim Murat. Burayı mı işletiyorsunuz? Evet, bu çay ocağı benim. Nasıl gidiyor işler? İşler şu an düşük. Artı benim çay ocağı şuraydı, yıkıldı. Karşıya mı geçtiniz? Efendime söyleyeyim, ben bu yönden şikayetçiyim. Niye şikayetçiyim? Ben 5 kere konteynere başvurduk. Bize bir konteyner vermediler. Burada kiracısınız. Ben burada kiracıyım. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Şu an ben buraya 3 lira veriyorum aylık. Artı ve bu bina da orta hasarlı ve artı bu binanın da yıkılma durumu var. Tedirgin misiniz altında hizmet verirken orta hasarlı yapının? Vallahi ben de tedirginim, oturana da tedirgin. Yani biz 5 kere başvurduğumuza rağmen kimse bize bir şey çıkmadı. Konteyner vermediler mi? Konteyner vermediler. Sadece dedikleri kelime şu: sizin yaptığınız iş keyfi iş diye. Bize ocağı işletenler keyfi mi iş yapıyorlarmış? Bu şekil bize dediler. Benim tek şeyim, bu keyfi olan şey, bu tütüncünün işi de keyfi, kafeler de keyfi, hepsi keyfi. Peki bu çaycaklar niye keyfi oluyor, ben onu anlamadım. Yani biz burada ekmek kazanıyoruz. Şu an bu bina orta hasarlı. Hani yıkılsa, örneğin burada kaç kişi var, altta kalma riski var. Yine de dikkatli olun, Allah korusun. İşte bizim tek sorunumuz bu. Başka da bir şey yok. Nerede oturuyorsunuz? Ben şeyde, Gelinciktepe, Toki'de. Tokidesiniz. Oralar Elazığ sıkıntısız. Yok, orada şükür bir sıkıntı yok. Elazığ depreminde bize verdiler. Şu an bir sıkıntı yok. Oralar sağlam. Başka da bir şey yok. İletmek istediğiniz başka bir şey var mı? İletmek istediğim başka bir şey. Şu an burayı yıkıldığı zaman tek şeyimiz bir yer. Yani şu an burayı yıkıldığı zaman desen şu an ben burada 4 liraya oturuyorum. Şu an ben başka bir yere gidip kiralık bir yer bulsam en az 10 bin lira. Ve 10 bin lira da bir çocuğa kaldırmaz. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. Kolay gelsin, sağ olun. Şöyle ilerleyelim. Sizden de birkaç cümle alalım, devam edelim. Sizi tanıyalım, isim soyisim nedir? Halit Özer. Bu mahallede mi oturuyorsunuz siz de? Yok, buraya gezmeye geliyor. Konteynerde oturuyor. Nerede, hangi konteyner? Nedir o? Katar konteyner ki. Eviniz yıkıldı mı? Yok, hasarlı. Da kalıyorsunuz. Peki var mı bir sorun, sıkıntınız, iletmek istediğiniz bir durum?
sıkıntımız yok. Ailemizi alıyoruz, orada oturuyoruz. Elektrik yok, su yok. İyiyiz yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kolay gelsin. Bu akşam 8'de izlersiniz. Evet. Şöyle ilerleyelim muhtarım. Teşekkür ederiz muhtarım. Şöyle devam edelim. Baba. Esnafların en büyük sıkıntısı bir yer temini. Aslında konteyner istiyorlar. Buralarda rezerv alan ilan edilmiş. Esnaflar da şikayetçi. Hani defalarca başvurmuşlar, bir konteyner verilmemiş kendilerine de. Ya onlar da sıkıntılı. Mahalleli de sıkıntılı. Demin yine konuştuğumuz gibi depremi konuşuyorduk. Şimdi 15 dakika önce Adıyaman Çelikhan'da 4.1 yine deprem olmuş. Hı hı. 15 dakika önce. Yani deprem bölgesi, yani buralar bir an önce yıkılması lazım. Rezerveye girecekse rezerve yapılacak. Milleti teşvik edecekler. Rezerv alan mı muhtarım? Şu an yürüdüğümüz sokak. Sağa döndüğün zaman sağ taraf, şu gördüğümüz sağ taraf rezerve alanı. Sağlam yapılar da yıkılacak mı? Tabii yıkılacak. Sol taraf rezerv alanına girmedi. Vatandaşların aslında rezerv alanda kalan sağlam yapılarda yaşayan vatandaşların en çok şikayet ettiği konu, neden sağlam evimizi yıkıyorlar, bizi tekrar borçlandırıyorlar. Bundan çok yakınıyorlar. Bununla ilgili de aslında bir çalışma yapılması gerekiyor. Ama aslına bakarsan öyle değil. Şimdi şu binaya bakarsan veya işte şu binaya bakarsanız bu sokaktan 3 tane binam kaldı. Diğerleri hepsi yıkılacak. Ya binalar zaten o kadar deprem gördü, Elazığ depremini gördü, işte 6 Şubat depremini gördü, 2 tane büyük deprem gördü. Onun arkasından 200'ün üzerinden 4'ün üzerindeki depremleri gördü bu binalar. Yani hepsi yerinden oynadı. Şimdi binaya çık, 3. 4. kata çık, şurada bir kamyon geçtiği zaman bina oynuyor artık. Binalar oynuyor. Muhtarım, bu yani, mahalle eski yapıların üst düzeyde olduğum bir mahalle. Evet. Mesela İzzetiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde tekrar birkaç kere haber yaptık. 5 yıllık yapılar, 4 yıllık yapılar, onlar da yıkılacak ya vatandaşlar. Hani ondan bizim yapımız sağlam, neden yıkıyorlar ve bizi borçlandırıyorlar diye tepki gösteriyorlar. Aslında onlara da bir nevi hak vermek gerekiyor. Şimdiki rezerve alanındaki yerler aslında bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir nimet. Bugün şuradaki ev işte satmaya kalktığın zaman 1000 lira, 1500 lira yapmaz. Ama yarın 6-7 bin lira yapacak evleri. Bak bu bina hasarlı, bu bina da yıkılacak. Yani şu koskoca caddede Gırçuval İstanbulluoğlu sokaktan 3 tane binam kaldı. Bayağı bir sıkıntılar var bu mahallede de. Geldiğimiz gördüğümüz evet. Kadarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Hasar alan yapıları göstermeye çalışıyoruz. Daha yıkılacak onlarca orta hasarlı yapı var. Zaten rezerv alan ilan edilmiş, sağlam yapıların da yıkılması söz konusu. Şöyle mahalle turumuza devam ediyoruz. Burası Azizler Sokağı diye geçiyormuş. Azizler Sokağı eski adı, şimdiki ismi de İstanbulluoğlu Sokağı. Komple değişti mi muhtarım isimler? Değişti. İsimler ne çok... zaman değişti tam olarak? Yani yeni değişti. Fazla bir zaman da olmadı değişeli. Hatta sisteme girdiğin zaman kimi kurumlardan işte Azizler Sokağı çıkıyor, kimi kurumlardan İstanbulluoğlu Sokağı çıkıyor. Sağ tarafta size ait değil mi? Yok, burası Akpınar'a ait. Akpınar'a ait orası. Bizimki yukarıya doğru. Burası Cezmi Kartay. Cezmi Kartay tamamen bitti. Yani Cezmi Kartay'da doğru dürüst bina kalmadı. Şu sağdaki bina hasarlı bina, yıkılacak. Sol tarafta bir tek bu bina kaldı. Az hasarlı. Cezmi Kartay da size bağlı değil mi? Burası bize bağlı. Bu cadde üzeri evet, size bağlı. Evet, sol taraf bize bağlı. Sağ taraf Hüseyin Bey Mahallesi'ne bağlı. Böyle ilerleyelim. Muhtarım, depremden sonra peki en büyük sıkıntı neydi? Mesela çoğu mahallede sokak lambalarının yanmayışı, aynı zamanda internet kablolarının, altyapının zarar görmesi, vatandaşın uzunca süre internetsiz kalması. Bu mahallede ne gibi sıkıntılar baş gösterdi? Genel anlamda gerçi Malatya'da tablo aynı ama bir de sizden dinlemek isterim. Seçime 6 ay kala buradan sokaklara kimse giremiyordu. Evler boştu. Böyle sokağa girersek evler boştu. Elektrik yokturdu. Direk lambaları yokturdu. Bu iki tane direği sonradan diktirdim. Şu direkleri sonradan diktirdim. Şu gördüğünüz direkleri. Buradan direk yokturdu. Bu binamız daha yıkılacak. Burası Hüseyin Bey apartmanı. Sokak.
Yani daha yıkılmayı bekleyen çok fazla çok yapılar. Bina var, daha çok bina var. Yani sade benim Gırçıvar Mahallesi'nde okul hariç 9 sene yıkılacak binam var. Yani en kalabalık şu anda mahallemiz burası. Burada 16 tane binamız kaldı. İstanbul Loğlu Sokağı'nda 3 tane binamız kaldı. Hafıza Özal Sokak'ta da 6 tane binamız kaldı. Sağlam olarak. Yani sağlam dediğim az hasarlı. Hasarlı da az hasarlı binalarımız. Diğer taraflarda da elektrik, buradan hiçbir yerden elektrik yok durdu. Yanıyor mu peki lambalar? Şu anda yanıyor. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Kanalizasyonlardan arızdan ardı vardı. Binaların alta kadar gitmişti. Milletin evini basmıştı. Onları yaptırdık. Kanalizasyon arızaları bitti. İşte su arızalarını yaptırdık. Onlar bitti. Bizim tek sıkıntımız şu anda 16 ay geçti. Aha 1,5 sene oldu. İnternette halen sıkıntı çekiyoruz. Bunu ben defalarca işte müdürlüğe de gittim. Müdür beylerle de konuştum. Ankara'yı aradım. Ne söylüyorlar muhtarım? Yapacağız diyorlar. Altyapıdan diyorlar. Ödenek gelmedi. Projeyi gönderdik. Proje iptal oldu. En sonu geldiler. Burayı yaptılar. Şu anda bu mahallemde. Bu sokağı yaptılar yani. Yani bu sokak. İstanbul Loğlu Sokak. Artı bir de Hafıza Özal Sokağı. Oraları da yaptırdık. Oranın da interneti var. Muhtarlığın o aradan itibaren aşağıya tarafa doğru internetimiz yok. Bunu defalarca yapacaklar mı peki oralarda? En son bana bayrama kadar yapacaklarının sözünü verdiler. Yani bu bayrama da aslında çok bir şey kalmadı muhtarım. Hayır, bu söz yani 7-8 sene söz atladı. En son bu bayramı dediler. Ama bayramdan önce de bir çalışma göremiyorum. Bir çalışma yok. Bana dediler ki işte milletin isimlerini toplarsanız biz şey yapalım, internete getirelim. İsimleri toplarsanız derken imza mı istediler yani? Ben bütün milletin imzalarını aldım, isimlerini aldım, telefonlarını aldım. Ya mağduriyeti gidermek için neden imza istediler muhtarım? Yani kalabalık olursa işte biz de bunu sunarak, Türk Telekom'a sunarak işte bu kadar insan var, internet bekliyor diye o zaman ödenek gönderirler. Burası yukarıda kara kablo geliyor. Kablolar da yukarıda duvarlardan görürsünüz. Bu iki binanın şu anda interneti yok. Bu iki binanın yok. Buradan itibaren bu binanın yok. Aşağı binanın yok. Şunların yok. Dediler ki aşağı fiber gelecek. Yukarıda kara kablo geliyor. Aşağıda fiber gelecek dediler. Fiber de binanın altından kaldı dediler. Sağdan girersek bu sol tarafın internetleri yok. Fiber gelecek dediler. Onu da biz dediler projesini çizdik, gönderdik. Proje gelecek bize. Geleceğiz muhtardan biz dedi. Milleti çağıracağız dedim ki ya herkes zaten arıza bildirmiş. Defalarca söyledik. Bir bakalım. Şu karşı bina. Altta adam esnaf. Bura benim muhtarlık. Muhtarlıkta da internet yok. Bu sol tarafta internet yok. Yani internette bayağı sıkıntı çekiyoruz. O binada internet var, alttaki dükkanda internet yok. Oraya da tekrar binada gideceğiz. Olup nasıl iş yerinde olmuyor? İşte oraya gideceğiz, onu tekrar o esnaflarla da bir konuşuruz. O binada var, alttaki dükkandan internet yok. Sizden önce yine beni aradılar. Bu internet ne oldu muhtarım, bu internet ne oldu? İnternette bayağı sıkıntı çekiyoruz. Burası bizim parkımız, çocuk parkımız. Çocuk parkı da demeye bin şahit lazım muhtarım yani. Hiçbir şey kalmamış zaten. Şimdi bir şey yoktur. Şurayı ben, bura otoparktı. İki binanın otoparkıydı. Binalarda izin aldım. Müsaade istedim. Tuttular, arabalarını çıkarttılar sağ olsunlar. Bu demirleri, dubaları buraya çaktım. En azından burada çocuklar oynar diye. Birkaç tane esnaf arkadaşlara, işte İstanbul'da arkadaşlar vardı, onlara söyledim. Onlar sağ olsunlar forma gönderdi. Burada bir iki tane esnafta ben kumaş aldım. Top mu oynuyorlar burada? Konfeksiyoncu arkadaşlar var. Onlardan forma diktirdim. İsterseniz muhtarlığa açın formaları da görün. Şey yaptırdım buradan. Voleybol şeyi yaptırdım. Şöyle muhtarı da açayım. Orayı da bir görün.
Şöyle zahmet etmeyin isterseniz muhtarım. Böyle dışarıdan gösterelim, sıkıntı yok. Zaten bahsettik. Hiç zahmet etmeyin. Zaten kilitliymiş bayağı bir. Yani bayağı bir çalışma yapmışsınız çocuklar evet, için. Çocuklar, onların en azından boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için. Çocuklar buradan top oynuyor, voleybol oynuyor. İşte bayanlar buradan oturuyor, serinlikten oturuyor. Yani oturacak yerimiz yoktur. Millet Parkı uzak. Hürriyet Parkı zaten biliyorsunuz aile de gidemiyor artık. İnternete gelince bu binada internetimiz var. Bu binada internet var. Fakat alttaki dükkanda adamın kamerası var işte. Esnaf. Bakın internet buradan ama buraya gelemiyor nedense. Bakın internet buradan fakat bu dükkana gelemiyor internet. Esnaf da bayağı bir mağduriyet yaşıyordur evet, diye düşünüyorum. Buradalarsa bir selam verelim tabii, onlar da belki mağduriyetini dile getirir. Buradalarmış. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Şöyle gelin bir tanışalım. Orası biraz karanlık ya, ışık ters olur. Nasılsınız? İyi, şükürler olsun. Sizler de iyisiniz. Teşekkürler, biz deyiz. Sizi tanıyalım. Benim ismim Şahin Kara. 20 seneden beri burada esnafım. Ne üzerine çalışıyorsunuz? Biz tereyağı imalatçısıyız. İşte 20 senedir buradasınız. 20 senedir buradayım. Çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışmalar bu ara iyi değil. Çünkü depremden sonra bizim altyapımız çöktü burada. 8-9 ay, 1 seneden fazladır internetimiz yoktur. Biz de tam muhtarımızla o sorunu ele alıyorduk. Sizin de kapınızı çalalım, sizden de dinleyelim istedik aslında. Dinleyebilir miyiz? Nasıl bir mağduriyet yaşıyorsunuz ve hiçbir sonuç alamadınız mı? Hayır, biz depremden bugüne kadar sürekli olarak başvuruda bulunduk. İnternetimizin kesik olduğunu söyledik kendilerine. Ama bugüne kadar bir sonuç alamadık. Ama internetin ödemelerini yapıyoruz yani. Sürekli her ay yapıyoruz düzenli olarak. Ne kadar ödüyorsunuz? Şu anda 360 lira oldu. Yani yeni oldu. Önce 180 liraydı. Şu anda 360 lira. Peki bildirimde bulunmadınız mı? Hı. Kullanmadığımız internetin parasını ödüyoruz diye. Ya tamam da biz, onlar şöyle bize söylüyorlar. İnternet geldiği zaman biz bunları hesaptan düşeceğiz yani kullandığınız internetten. Onun için biz de bekledik yani. O günden bugüne bekliyoruz. İnternet gelirse. Peki hiç ödemeseniz olmuyor muymuş? O zaman da interneti kesiyorlarmış. Yeniden başvuru, yeniden internet açtırmak zorunda kalıyormuşuz. Onun için biz böyle olmasını daha uygun gördük yani. Umarım bir mağduriyet yaşamazsınız bundan sonrası için. İnşallah ya. Ama şu anda mağduruz yani. İnternetimiz yoktur yani. Hiçbir işlem göremiyoruz. Telefonlar üzerinde işlem yapıyoruz. O da zor oluyor. Yani çekim zayıf. Bazen arada kesintiler oluyor. Böyle bir mağduriyetimiz var işte. Başka? İşleriniz de pek iyi değil. İşler de iyi değil. Tabii ki iyi değil. Altta mı üretim yapıyorsunuz? Evet. Bizim üretimimiz alt kısımda yapıyoruz. Kaç çalışanınız var? Bizim burada en büyük sorunlarımızdan biri de yer problemimiz de var. Şu anda yani biz burada artık üretim yapacak durumda değiliz yani. Yer çünkü bize ufak kaldı. Bize daha geniş bir yer lazım. O da onun mağduriyetini de yaşıyoruz. Burası size ait mi, kiracı mısınız? Bize ait. Bize ait. 25 senedir, 20 senedir biz buradayız. Başka bir problemimiz de park sorunumuz var burada. En büyük sorunlardan bir tanesi park sorunu. Yani biz burada mal indirmemiz zor. Bindirmemiz zor. Arabamı bazılar mesela çevre şeyler mahallelerden gelip buralara arabalarını park ediyorlar. Hatta öyle bir zaman oluyor ki 2 gün, 3 gün arabalarını kaldırmayan insanlar var. Zaten yollar çok dar yani. Evet, biz dar, geçerken de gördük, görüntüledik. Evet. Bayağı dar. Burada bir aracın park etmesi demek ciddi anlamda büyük sıkıntıların yaşanması evet, demek. Gerçekten biz bu ciddi sıkıntıları yaşıyoruz şu anda yani. Yani belirttiğim gibi bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de yer sorunumuz yani. Daha büyük bir yerde işimize devam etmek istiyoruz. Onun için de yetkililerden yardım bekliyoruz. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben Yeşilçam, Yıldıztepe mahallesinde oturuyorum. Sıkıntı var mı evinizde? Hafif hasarlı. Sorun yok yani. Yok, şu anda çok şükür bir sorunumuz yok yani. Ufak tefek çatlaklar vardı, onları yaptık. Oturuyoruz içerisinde yani. Allah sağlık sıhhatle inşallah sağ oturmayı nasip etsin. Var mı başka iletmek istediğiniz bir durum? Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizim sorunlarımızı
yetkililere iletirseniz bundan daha güzel olmaz yani. İnşallah duyarlar. Biz İnşallah. Elimizden geleni yaparız. Çok İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay Sağ gelsin olun. Size de. Şöyle devam edelim muhtarım. Kapıyı kapatayım. Park probleminden bahsetti esnafımız. Burada hani herhangi bir mal indirme bindirme yapamadığından yakındı. Genel anlamda zaten mahallenin yollarının da çok dar olduğunu görüyoruz. Biz de söyledik biraz evvel. Yani esnaf bu konudan da şikayetçi. Şimdi bizim Kırçıvar Mahallesi Akpınar'a yakın olduğu için, şehir merkezine yakın olduğu için şehir merkezinden esnaflar işte otopark bulamıyorlar. Otopark bulamadıkları zaman getirip buraya araçlarını park edip gidiyorlar. Şimdi akşam saat 7'den sonra gel, sokakta araba yok. Yani mahallenin birkaç tane arabası varsa onlar getirip arabalarını bırakıyorlar. Yani şu gördüğün araçların çoğu çarşıdaki esnafların araçları. Çarşıda şey bulamayınca. Park edecek yer bulamayınca getirip evet. buralara park ediyorlar yakın yerlere. Evet. Muhtarım genel anlamda mahalleye gezerken iş yerlerinin en fazla yani meslek grubu olarak söylüyorum tekstillerden, konfeksiyonlardan oluştuğunu evet, gördük. Yani kaç yıldan beridir böyle hizmet veriliyor burada? Yani depremden önce de buralar komple tekstildi. şu anda işte binalar yıkılınca, dükkanda kalmayınca tekstil de azaldı. Tekstiller çarşısına gönderdiler. Bak şurası işte tekstilciydi, kapattı. Fazla bir normal dükkan yok. Ekseri hep tekstil buralar. Yani bir ona yakın dükkana biz kendimiz şahitlik ettik. Fazla. Bayağı bir yani bizim Fazla. Gezdiğimiz kadarıyla söylüyorum. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. İyi, hamdolsun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Valla ben burada esnaftım bu Kırçıvar Mahallesi'nde. İşte dükkan yıkıldı. Ne üzerine çalışıyordunuz? Mobilya mağazası. Şimdi neredesiniz peki? Valla şu an buradayım, boştayım yani şu an. İş yapamıyorsunuz? Yok. İş yeri bekliyoruz ki daha dükkan çıkalım. İşte o da daha rezerv alanı olmuş. Ne zaman bitirecek yer bilmiyoruz. İşte bekliyoruz. Mobilyacı olunca konteyner de zor oluyor. Ya konteyner bizim konteyner bize sıkmıyor ki. Sağmazsınız zaten. Beyaz eşya mobilya vardı. Benim en az 250 metrekare yerim vardı. Ben şu anlara 30 metrekare sığam yani. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Emekliyim işte. İyi kötü idare ediyorsunuz yani. İdare ediyoruz yani. İşte yine bir yer yapmayı düşünüyorum ama kiralar çok pahalı. İşte o yüzden bekliyoruz yani. Bir an önce işe masa o rezervan başlasalar dükkanlara bir yıl neredeyse iki yıl oldu daha alan. Nerede oturuyorsunuz? Ben Elazığ'a götürmüştüm evet geri getirdim şu an Hidayet'te oturuyorum. Daha önce neredeydiniz burada mı? Sarıcıoğlu'nda oturuyordum. Sarıcıoğlu'nda oturuyordum. Evet, Sarıcıoğlu'nda oturuyordum. Ev orta hasar onda belki daha belli bir şey yok. Şimdi ortada kaldı. Orta hasara da ortada kalmıyor gerçekten. Şimdi kirada mı yaşıyorsunuz? Hayır kirada yaşıyorum. Ne kadar kira veriyorsunuz? 900 bin. Verebiliyor musunuz? Valla işte. Emekli olduğunuzu söylediniz. Ama kız çalışıyor işte vermeye çalışıyor yani. Zor. Kötü idare ediyorsunuz. İdare. Ama iletmek istediğiniz yok. Bir sorun sıkıntı. Valla sorun işte bir an önce buralar halolsa en az da bize bir hak tanısa dükkanımız şeyse dükkan açsak önde otururuz yani. Alacaklarımız var bir sürü alacağım var. Alamıyoruz. İş yeri olmayınca ortada kalıyoruz. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür sağ olun. Elinize sağlık. Şimdi nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Şöyle devam edelim. Şimdi, arkadaşın söylediği gibi yani dükkan kalmayınca, bina kalmayınca ya kiralar uçtu. Şu sokağın içerisinde uçuk rakamlar kira istiyorlar. 500 bin lira yıllık kira istiyorlar. 500 bin lira. Onun üst tarafından bir tane var. 350 bin lira dükkana kira istiyor. Kim tutuyor? Kimseye tutmuyor. Burayı da bugün yaptırdık. Büyükşehir sağ olsun. Siz mi yaptılar? Evet. Camimiz bu sene işte Kur'an kursu da açılacak. Öğrenciler de gelecek. Araçlar da burada hızlı gidiyor diye. Oraya büyükşehirimiz geldiler. Kasis yaptılar sağ olsunlar. Tamam, yetkililere istediğiniz zaman ulaşabiliyor musunuz bir mağduriyeti dile getirmek için? Ulaşabiliyoruz diyelim. Ulaşabiliyoruz diyelim. Hızlı bir cevap alabiliyor musunuz? Yani yapılacak iş var, yapılmayacak iş var. Şimdi dün akşam Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'le beraberdik. Muhtarlarla beraber toplanmıştık. İşte Battal Gazi Muhtarlar Dernek Başkanımız var Vahap Bey. Sağ olsun. Onlarla beraberdik. Dün işte orayı dile getirdim. Bugün sağ olsunlar yaptılar rampayı. Ama şimdi buranın asfaltı yok.
kaldırım yok. Şimdi asfaltı kaldırımı söylediğimiz zaman da haliyle onlar da haklılar. Rezerv alan diyorlar, rezerv değil mi? Rezerv alanı. Şimdi ben burayı asfalt kaldırımı yapacağım, yarın yıkılacak diyor. Şimdi bura yoldu. İşte buyurun, bura yıkıldığı zaman ne oldu? Asfalt gitti, kaldırım gitti. Bu iki tane binamız kaldı. İşte bunlar da yıkılırsa bu üst tarafta. Gerisinde yaşayan yok galiba. Yok, şu anda yok. Çoğu orta hasarlıda aslında yaşayanlar var muhtemelen. Yani evlerden yok ama dükkanlar dolu. Dükkanlar maalesef dolu. Tehlike de arz ediyor. Yani bina tamamen çöktü, çökecek diyorsun ama alttaki dükkanlar, işte o çay ocağına gitti, kendiniz gördünüz. Yukarıda bina diye bir şey kalmamış, her tarafı yıkılmış, kolonlar patlamış ama alttaki dükkanlar duruyor. Şöyle ilerleyelim, devam edelim. Burası da size ait değil mi? Evet. Şöyle devam edelim o halde. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olsun, nasılsınız? Teşekkürler, sizi tanıyalım. Ben Aziz Aslan. Burada mı oturuyorsunuz? Aslan Alıcı'yı. Nasıl gidiyor işleriniz? Ne işi ya? Cadde mi var ki iş olsun? Şey kalmadı tabii ya. Buralarda da. Vallahi şu anda bekliyoruz yani. Ne olur ne olmaz. Önünüzü görebiliyor musunuz? Görmüyoruz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi ne yapmayı düşünüyorum? Benim Akpınar'da bir yerim vardı. Şu anda devlet orayı yapıyor. Oraya gidebilirim. Yani yapılırsa oraya taşınabilirim. Başka yapacağım bir şey yok. Nerede oturuyorsunuz? Ben Farikayan'da oturuyorum. Evinizde var mı bir sıkıntı? Yok. Yok. Az hasarlı mı? Az hasarlı. Peki var mı bir sorun, sıkıntınız, iletmek istediğiniz bir durum? Yok. Ne yapar? Ya, olsa ki ne olacak yani? Bir faydam mı olacak? Yani ne olacak? En azından sesinizi duyurabilirsiniz diye düşünüyorum. Sesimizi duyurmak, biz şimdi önümüzü görmüyor dediğim zaman mesela buranın akıbetini bilmiyoruz. Ne olur? Bu rezerv mi olur? Dönüşüm mü olur? Aynı yerde mesela imar mı verir? Ben onu bilmiyoruz yani. Rezerv alan ilan edildiğini söyledi muhtarımız. Yani buralar, burayı. Evet. Doğrudur. Rezervde de zaten yapacağımız bir şey yok. Değil mi? Siz rezerv alan mı istiyorsunuz, yerinde dönüşüm mü? Ben rezerv alan istiyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun o halde. Çünkü komşularla haydi bir zor. Anlaşamıyor musunuz? Anlaşamayız da. Bu para isteyen bir şey. Para da vermem. Herkesin bütçesi yeterli değil tabii ki haliyle. Ama devlet bir katkı yaparsa olabilir. Yani bu kredi, şu bu. Cazbederse olur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler dileriz. Bir de Abdullah ile mi yapın? Hiçbir şey söylemiyorum. Peki. Şöyle ilerleyelim. Muhtarım, burası ne diye geçiyor? Burası Cezmi Kartay girişi. Yukarıda Sivas Caddesi'nden Cezmi Kartay'ın girişi. Böyle gidersek bu köşe... İleride galiba kerpiç bir yapı varmış muhtarım. Evet, oralar yıkıldı. Oralar da depremden önce yıkıldı. Bu köşeler yıkıldı. Buralar hep binaydı. Şimdi şu köşesi park olacak. Bizim çocuk parkı. İşte onunla uğraşıyoruz ki eğer oraya bir çocuk parkı yaptırırsak dedik. Burada da 3 tane bina kaldı. 3 tane bina kaldı. Geriye bunlar kalanı orta hasarlı değil mi? Evet. Geri kalan hepsi orta hasarlı. Bu 3 tane bina var. Bu binalar da 2 katlı. En büyüğü 3 katlı işte. Bu girişle beraber 3 katlı. Tamam, burada kiralık ev diye bir pankart gördük de ne kadara kiraya veriyorlar? Bugün bir sahibi misiniz? Vatandaş geldi. Dedi tanıyor musun? Dedim tanımıyorum da arayayım bir dedim. Aradım. 7,5 lira kira istiyor. Sobalı ev. Doğal gaz yok. Sobalı ev. 7,5 lira istiyor. Şöyle bir esnafımıza da selam verelim. Evet. Merhaba. Evet. Tamam, eşarbınızı takın, gelin o halde. Biz muhtarımla konuşalım siz gelene kadar. 7,5 mu dediler muhtarım? Evet, oraya 7,5 lira istediler. Burası da yine asansörcü bir arkadaşın dükkanı. Mahallemizin esnaflarından. Bunlardan mahallemizin esnaflarından yine. Şöyle kaç yıldan beri burada hizmet veriyorlar? Yıllardır buradalar. Daha önce ön taraftaydı.
bir arka caddedeydi. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle bırakayım bunu. Konuşalım biz. Sizi tanıyalım. Ben Vedat Biler. Burada asansör firması çalıştırıyorum. Nasıl gidiyor işleriniz? Valla depremden sonra biraz işte sıkıntılı, yine de buna şükür diyelim. Biraz sıkıntılı yani, binalar yıkıldı. Eleman yok gitti. Malatya boşalmış. Siz firmalarla mı çalışıyorsunuz? Malatya'da mı? Hı hı. Müteahhitlerle çalışıyoruz. Yani evet. Firmalar müteahhitlerle çalışıyor. Montaj, bakım hepsini yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz. Tabii. Hı hı. Yani başka da işte söyleyecek bir şey yok. Ne zamandan beri buradasınız? Bura bizim depoydu. Dükkan aşağıdaydı, yıkıldı. Buraya mı geçtiniz? Şu cam mekanları falan hep sonradan yaptık. Tuttuk burayı, dükkan yaptık. Kaç kişi çalışıyor? Şu anda 12 kişilik. Evet, 12. Yeterli oluyor mu? Vallahi eleman yok. Eleman olsa daha çok eleman lazım. Eleman yok. Daha önce kaç kişiyle çalışıyordunuz? 16-17 kişiydik devlet depremde önce. 16-17 kişiyle çalışıyorduk. Herkes taşındı mı? Taşınan oldu, işi bırakan oldu. Az paraya, asgari ücretle çalışırlardı. Depremden sonra asgari ücreti kabul etmiyorlar. Öyleleri var. Maliyetler arttı tabii. Maliyetler aslında var. Vatandaşlar da haklı. Evet, vatandaş da haklı. Biz de haklıyız. Asansörcüler arasında bir rekabet var Malatya'da. Ben bunu da gündeme getireyim. Yani şu rekabet bir kaldırsak, biz hepimiz birlik olsak, rekabeti kaldırsak. Ortalama kaç esnaf vardır? Kazanırız. Herhalde bir 20-25 tane firma varmış, tam bilmiyorum. Yani asansör işiyle uğraşan. İşle uğraşan, evet. 20-25 tane firma var. Kapatan oldu, depremden sonra devreden oldu. Bir firmamız, iki amca çocuklardı, ortaklardı. Onlar da depremde vefat ettiler. Onlar bir kapattı. Yani 5-6 tane firma kapattılar, devrettiler başkasına. Peki var mı bir sorun, sıkıntı, talebiniz? Şu anda talebimiz ne olacak? Hiçbir şey de yok. Olsa da ne yapak? Talep olsa ne yapak? Hangi neden buna şükür diyelim. İyi olur inşallah. Şehir şöyle bir yapılsa, bir şey olsa iyi olacağını. Bir an önce çalışmaların başlamasını tabii, istiyorsunuz. Tabii, aynen öyle. Ya. Peki, teşekkür sağ ederiz. Olun. Şöyle ablamızla abla, konuşalım birazdan. Abla dolu. Sizi tanıyalım. Abla, merhaba. Merhaba. İsim soy isim nedir? Şadiye bakalım. Ben de ara sıra yardımcı oluyorum. Ha? Böyle işleri birikince. Yani ihtiyaç olduğumuz için mecburen tanıdık oluyor kendisi. Çalışmak durumunda kalıyorsun. Yani hal olmaz da çalışıyoruz. Siz sorun bana cevaplayın. Sizin var mı bir sorun sıkıntınız? Ya sorun sıkıntım işte iki tane çocuk var işi olmayan. Yani genelde ekonomik problemler galiba. Maddi at, ev yok, kira işte 1000 liraydı 10 bin lira oldu. Nerede oturuyorsunuz? Şu an Başarık'ta. Başarık'tasınız. Önce şeyde oturuyordum, Şire Pazarı'nda. Şu an Başarık'tayım işte 10 bin TL. O tabii ki biraz zorlanıyorum ödemekte. Babamın böyle bir küçük... Destek alamıyor musunuz? Babam sigortası olduğu için çok destek alamıyorum açıkçası. Kira yardımı alamadınız mı? Yok işte babamın o SSK'sı göründüğü için 3,5 milyar gelir olduğu için o hani 1 lira az olsa diyor görünüyor diyor. Onun için şu şey alıyorum, o Türkiye'm şey yok mu 850 lira. Başka da işte böyle ara ara koşturuyorum, temizlikti şuydu buydu derken. Valla ihtiyaç yok da diyecek bir şey yok, Allah devletimize yardım etsin. Yani zor bir süreç. 11 il işte gördüğünüz gibi. Herkes güzel çalıştı, hakkıyla çalıştı, inşallah altından kalkacağız. Ama önceki seçtiklerinden seçtiğimiz şeylerden şikayetimiz var. Tayyip Erdoğan'a sözüm yok. İyi bir lider, güçlü bir lider. Ama seçtiğimiz belediyeler olsun, vekiller olsun. İnan ki herkes kendini düşündü. Kimse Türkiye'yi, kimse memleketini düşündü. Bu yeni gelenlerin de yükü ağır. İnşallah iyi çalışırlar. İnşallah eskisi gibi olmaz. Yükleri ağır. Rabbim yardımcı olsun diyelim. Başka da ne diyelim, diyecek bir şey yok. Peki, çok teşekkür ederiz, sağ olun. İyi günler dileriz. Rabbim devletimize güç kuvvet versin. Yani, teşekkür ederiz, sağ olun. Şöyle ilerleyelim muhtarım. Artık programımızın sonuna geldik muhtarım. Evet. Şöyle toparlayacak olursak neler söylersiniz? Yani muhtar çalışırsa belediye çalışmış olur. Yani bana bu mahalle muhtarlara... her muhtarın kendi mahallesi var. Her muhtar kendi mahallesinin sorunlarını dinliyor. Bunu da haliyle yetkililere biz aktarıyoruz. İşte mahallemizin bu sorunu var, bu sorunu var.
yetkililer de bize biraz kulak verirler de en azından bize biraz yardımcı oldukları zaman haliyle belediye de çalışmış olur, muhtarlar da çalışmış olur. Yani birlik beraberlik içerisinde bu yani, sürecin atlatılması gerekiyor aslında. Lazım. Zorlu bir süreç. Şu dönem yani muhtarların, belediyenin olsun, kurumların olsun yani bir enkaz içindeyiz hepimiz. İşte bu enkazın içinden çıkmaya çalışıyoruz. İşte gezdik, kendiniz de zaten gördünüz buraları. Allah yardımcınız olsun, size de başarılar diliyoruz muhtarım. Teşekkür ediyorum tekrardan, ayaklarınıza sağlık, bizi kabul ettiğiniz için, buralara kadar geldiğiniz için. Her zaman yanınızdayız muhtarım, her zaman arayabilirsiniz. Allah sorun sıkıntılarınızda her zaman yanınızdayız. Şüphem yok Ümran Hanım, onda hiç şüphemiz yok. Sürekli yanımızda olduğunuzda da biz farkındayız, bunu zaten her seferinde dile getiriyorsunuz. Şehir dışında bizi dinleyen, yurt dışında bizi dinleyen, memleketinde mahallesini işte özleyenler en azından sizin sayenizde mahallesini görecek. Onlar da bir duygulu anlar yaşayacaklar sizin sayenizden. Ertuğ ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ettim tekrar. Evet değerli izleyenler, bugün Kırçuval Mahallesi'ni gezdik. Sorun, sıkıntı ve talepleri sizlerle paylaştık. Yarın başka bir mahallede görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.